Ege'nin Dünya Açılan Penceresi TV'den ekranlarına güne bakış programına hoş geldiniz. Skype bağlantıyla bir canlı yayın konuğumuz var. Dün Kadir Şeker tahliye edilmişti. Buna dair sohbet gerçekleştireceğiz. Adil Yaşam Derneği Başkanı Haluk Çavuşoğlu bizimle birlikte. Aynı zamanda adli mahkumlar için Türkiye genelinde yürütülen bir genel af çağrısı var, genel af beklentisi var. Bu yönde de bir imza kampanyası var. Bunu da konuşuyor olacağız. Ne boyuttadır? Yarın da Kurban Bayramı. Mahkumların ve mahkum yakınlarının bayramlarda ruh hali nasıl olur? Bir mahkum evinde, mahkumu bulunan bir evde bayram nasıl yaşanır? Biraz da bundan söz edeceğiz. Kurban Bayramı, çünkü cezaevlerinde çok sayıda kader kurbanı var. Onlardan bahsedeceğiz bayramın arefesinde, bayramın arefe gününde. Haluk Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Mehmet Bey, kolay gelsin. Bugün biraz geç Sağ geldik. olun. Helal edin. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Sıkıntı değil, sorun değil. Zamanımız da müsaitti. Öyle kurtardık biraz, öyle diyeyim. Şimdi ben fazla da vaktimizi boşa harcamayalım. Dün Kadir Şeker tahliye oldu. Az önce Konya Barosu Başkanı, siz yayına bağlanmadan önce onun bir haberinde de geçiyordu. Konya Barosu Başkanı aynı zamanda Kadir Şeker'in avukatlarından olan isim dedi ki kamu vicdanı rahatladı dedi bu kararla. Yani kamu vicdanı rahatladı ki Kadir Şeker'in tahliyesinde kamunun baskısı çok etkiliydi. Öncelikle Adil Yaşam Derneği olarak siz birçok konuyu takip ediyorsunuz, yargı aşamasındaki durumları takip ediyorsunuz ama Kadir Şeker davasını ve gelinen noktayı nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle söyleyeyim Mehmet Bey, aslında bu konuyla alakalı bir önceki Adalet Bakanı da birçok kez açıklama yapmıştı. Biliyorsunuz sosyal medya mahkemesi çıktı maalesef. İşte birileri tutuklansın, birileri bırakılsın diye hashtagler açılıp işte medyanın da arkasına desteğini alarak insanları bir şekilde belki de gerçek suçlular cezaevinden çıkıyor, suçsuzlar cezaevinde kalıyor diye böyle algı oluşuyor. Maalesef bu baskı yüzünden. Şimdi ben olayı şöyle hukuk diliyle aslında yorumlamak lazım. Şimdi Kadir Şeker ne yapmıştı? Biraz onu hatırlamak lazım. Bir bayanla işte sevgilisi olduğunu iddia edilen kişiyle tartışma sırasında Kadir Şeker'in müdahale etmesi. Yani bir kadının şiddetini önlemek amaçtı. Ama neticesinde bir insan ölmüştü orada. Ve Kadir Şeker kasten adam öldürmekten yargılanıyordu. Ancak kamuoyunu vefat eden kişi, pardon, öldürülen kişi kadına karşı şiddet uyguladığı için çok ciddi anlamda medyanın da işte kamuoyundaki insanların da desteğini aldılar. Oysa hukukta şu yoktur Mehmet Bey. Yani kadına karşı işlenen cinayet ya da kadına karşı şiddet diye bir madde yoktur. TCK 82 vardır. Buraya bağlarlar bunu. Ama işte böyle kamuoyu baskıları oluşturularak şimdi ben mesela şunu sormak isterim. Tamam, Kadir Şeker madem avukatı bir açıklama yapmış işte kamu vicdanı rahatladı diye. Peki neden Kadir Şeker gibi kişilerin gündeme gelmiyor? Yani sadece Kadir Şeker mi vardı cezaevinde bu maddeden dolayı? Ya da bu şekilde mağdur edilen sadece Kadir Şeker mi vardı? Ben şunu çok merak ediyorum. Kadir Şeker bugün tahliye edildi. Peki cezaevlerinde unutulan diğer Kadir Şekerler ne olacak? Yani örnek vermek isterim elbette ki birkaç dosya var elimizde bildiğimiz. Kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz. Yani neden sadece Kadir Şeker üzerinden? Ve ben şu algıya çok çok yanlış buluyorum Mehmet Bey. Suçta, yani hukukta bir suç varsa vicdanda da böyledir. Elbette ki bir cezası olması lazım. Ama kamuoyunun desteğini alarak yapılmaması lazım bu. Ya da kamuoyu desteği alınacaksa bütün maddeler üzerindeki haksız yargılananlar baz alınmalı. Kadir Şeker bir örnekti. Peki Kadir Şeker gibi geride kalanlar ne olacak? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Sizin bugün yürüttüğünüz bir kampanya da var. Diğer Kadir Şekerler ne olacak diye. Yani evet, diğer Kadir Şeker. Bir tane konu vardı benim hatırladığım. Cinayetle yargılanıyor, cinayetle suçlanıyor, hüküm giymiş. Ancak cinayet saatinde 144 kilometre ötede olduğunu ispatlıyor bu kişi. Ama o ispatı bile yeterli değil. Böyle durumlar var. Ya şöyle söyleyeyim, ben birkaç örnek vermek isterim eğer müsaade Tabii ederseniz. buyurun. Şöyle yani tabii ki öncelikle Kadir Şeker'e çok geçmiş olsun, ailelerine, ailesine de sevenlerine de selam olsun. Ancak ben kamuoyu vicdanı rahatlaması için eğer adaletse bütün herkese adalet. Yani bir diğer Kadir Şekerlerin de ailelerinin dışarıda olduğunu, sevdiklerini, beklediklerini de unutmasınlar. Kamuoyu vicdanı adalet ve eşitlik olursa ortaya çıkar. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Öncelikle bizim Afyon'da bu Mustafa diye bir kardeşimiz var. Onu iki örnek vereceğim.
Diğer maddeleri de kamuoyu vicdanı eğer rahatlarsa böyle rahatlamasını tavsiye edeceğim. Şimdi Mustafa üniversite öğrencisi. Aynı Kadir Şeker gibi. Üniversiteyi bitirmiş başarılı. Asker ya da polis olacak. Evet. Burada kendi evinde bir saldırı oluyor. Annesi ve kız kardeşi. Onları korumak amaçlı bir müdahalede bulunuyor. Aynı Kadir Şeker gibi. Yine kadın. Ama Mustafa burada bir ceza alıyor ve bunun karşılığında 750 milyar tazminat cezası alıyor. Peki Mustafa kamuoyunda ya da medyada çıkmadığı için mi bu şekilde cezalara maruz kaldı? Kaldı ki Mustafa kendi evinde saldırıya uğruyor. Yani Kadir Şeker gibi toplumun içinde olan dışarıda olmuş bir olay değil. Yani örneklendirmemdeki sebep aradaki farkı bulsunlar diye. Şimdi Mustafa 20 yaşında, 21 yaşında bir çocuk. Bu 750 milyarlık paraya mı yansın aldığı cezaya ya da annesiyle kız kardeşini korumakla yani nefs-i müdafaa yaptığı için mi aldığı cezaya mı yansın? Bu birinci örneğimiz. Bir ikincisi Mehmet Bey, yani bunlara aslında gerçekten çok yer vermesi lazım. Yani medya bunlardan çok kaçıyor ama adaletin yerini bulması için bunlara da örnek verilmesi lazım. Mesela yine aynı şekilde 18 yaşında Yağız kardeşimiz var Eskişehir'de. Annesi de bu arada bizi izliyor Aysun abla. Selam olsun ona da. Gerçekten dün mesela Kadir Şeker'e sevinirken ama kendi oğlunun içeride kalmasına içerlendi ve dedi ki adalet bu mu? O da sesini duyurmaya çalışıyor. Ve düşünün annesiyle beraber 18 yaşında bir çocuk. Annesiyle beraber bir restoranda yemek yediği sıra içinde alkollü bir grup tarafından saldırıyor. Önce sözlü tacizle, daha sonra silahlar çekiliyor tabii. Yağız 18 yaşında bir çocuk, aynı Kadir Şeker gibi hani gençlere tabii tasvir etmiyoruz ama gençler böyle biraz örnek alıyorlar aslında şeyde. Bir Evet. tırnak, çakı diyebileceğimiz bir şey. Yani kendini korumak amaçlı. Yani 18 yaşında üniversiteye giden bir genç. Hani ne anlar ki suçtan ya da bunlar profesyonel suçlu değiller. O anda hem annesine sözlü taciz hem de silahlar çekilince hani kendisini ve annesini korumak amaçlı müdahale ettiği sırada o silah çeken kişi o çakıyla yaralanıyor ve hastanede vefat ediyor. Ve inanır mısınız Mehmet Bey bu vefat eden şahıs uyuşturucu bağımlısı ve bu olaya karışan diğer kişi 18 yıllık 18 yılla yargılanıp cezaevinden çıkmış artık nasıl çıkmışsa. Hukukun geldiği noktayı hepimiz görebiliyoruz. Herkes adaletsizlikten bahsediyor. Ve olayla ilgili kamera kayıtları da siliniyor. Orada ailenin mahkemeye sunabileceği hiçbir şey yok. Daha sonra artık bir şekilde olay yerinde değil de daha uzak yerlerden kamera kayıtları bulunuyor. Mahkemeye sunulduğu halde mahkeme bunu şey almıyor yani baz almıyor. Ve şu an 24 yılla yargılanıyor. Yani 24 yıl ceza aldı. Ben soruyorum. Bir annesini yani Kadir Şeker bir hanımefendiyi korumakla birini yani öldürmek sebebiyle 24 yılda yargılanırken kamuoyunun baskısıyla indi cezası bugün en son 12 yıldır bugün Yargıtay'a itiraz sebebiyle 10 yıla tekabül ettirip adli kontrol sebebiyle cezaevinden çıktı. Kamuoyunun vicdanı böyle mi rahatladı? Peki Yağız ne olacak? Mustafa ne olacak? Ve bunlar gibiler ne olacak? Yani bunlar aslında ben şu an Kadir Şeker cinayet sebebiyle cezaevine girdiği için örnek verdim. Yani diğer suçlara da örnek verilebilir. İftiraya uğramışlar ne olacak? Erken yaşlı evliler ne olacak? Baron cezası yani uyuşturucu içicisi olup baron cezası alanlar ne olacak? Kamuoyunun vicdanı rahatlaması için adalet ve eşitlik gerekir Mehmet Bey. Yani öyle Evet. sadece Kadir Şeker'le rahatlamıyor bu kamuoyu. Bu anlattıklarınıza benzer bir de İzmir'de Yusuf'un hikayesi var. Cemile Hanım'ın oğlu. Yani o da ilginç bir hikaye. Yani o da bir Kadir Şeker. Kadir Şeker de değil yani. Suçu işlediği de belli değil. Delil yok, şey yok. Yani hiçbir delil olmadan verilmiş hükümler var. Yani kamuoyu baskısı bütün böyle Kadir Şeker benzeri demeyeyim artık. Hatta Kadir Şeker'e benzemeyen hiç suç işlemediği halde, suça karışmadığı halde hüküm verilmiş kişiler var. Yani bu konuda Adil Yaşam Derneği'nin bir çabası, çalışması var mı? Yani bu illa bunların kamuoyuna gelmesi mi gerekiyor? Ya da az önce siz basının yaklaşımında bahsettiniz ama yani bazı konular medyatik olunca mı ancak böyle tüm Türkiye konuşuyor bunu ve yargı bundan etkilenerek bir karar veriyor? Kesinlikle öyle. Yani biz çalışmalarımız tabii ki var. Biz hatta bu mücadelemize başlamadan önce
böyle raporlar hazırlayıp Adalet Bakanlığı'na sunuyorduk bütün partilerle beraber. Şimdi nitekim bu infaz kanunu çıkmadan önce İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı milletvekilimiz bir öneri vermişti. Bu öneri yani yanlış karar veren hakim savcıların bu kararlarını tazminatı yani bu Anayasa Mahkemesi'nden dönen tazminatların %10'unu hakim savcıların kendi cebinden çıkmasıyla alakalı. Şimdi bu tabii %10'u çok az bir miktardı. Şimdi nitekim altılı masa bu konuyla ilgili bir ortak mutabakat sağladı ve dediler ki yanlış karar veren hakim savcılar bunu kendi ceplerinden ödeyecekler. Biz bunu zaten öneri olarak vermiştik. Bu kabul gördü. Şimdi en azından ne kamuoyunun o baskısından mahkemeler etkilenecek ne de başka sebeplerden dolayı. Ne olacak? Adalet şimdi düşünsenize Mehmet Bey. Bir mahkemeye çıktığı zaman bir yerden hani şunu bilecek hakim savcı. Ben yanlış karar verebilirsem bunun karşılığında bana bir ceza olacak ve muhtemelen onların da rütbe atlaması zorlaşacak. Dolayısıyla adalet yani keşke hiçbir müdahale olmadan adalet yerini bulsa ama maalesef ülkemizde nasıl mesela suçlar önlenmesi için cezalar artırılıyorsa bence hakim savcıların önlerine de hatta diğer kamu personelinin önlerine de böyle engeller konulabilirse en azından adalet yerini bulacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Mahkemelere şikayet eden de güvenmiyor, şikayet edilen de güvenmiyor. Yani böyle bir ortamda nasıl adaleti sağlayacaksınız? İşte Kadir Şeker'in örneği, kamuoyun bütün medya şey oldu. Ya ben bir de şuna da karşıyım. Yani ölen bir erkek olduğunda farklı bir reaksiyon gösteriliyor. Bir bayan olduğunda farklı bir reaksiyon. Ya oysa adalet kadın, çocuk, Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı reaksiyon aynı şekilde olması lazım. Adalet üzerine olması lazım. Yani kadın öldürüldüğünde bütün şey ortaya çıkmaması lazım. Adaletse Allah'ın yarattığı bütün varlıklar üzerinden yapılan cani ya da ve benzeri durumlarda reaksiyon aynı şekilde olması lazım. Nitekim Kadir Şeker örneğinde bir benzeri mesela şöyle söyleyeyim. Bir benzer uygulama kadın erkeğe şiddet gösterildiğinde erkek öldürülseydi acaba medya ya da kamuoyu bu baskıyı gösterecek miydi? Düşünsenize mesela kadın erkeğe şiddet gösteriyor ve bir erkek ya da bir kadın erkeği korumak amaçlı bunu yapıyor. Acaba aynı reaksiyon olacak mıydı burada? Yani bu soru da sorulması lazım ki adalet yerini bulsun. Maalesef hep popülizm yapılıyor. Ben burada esasında bu medyanın ve kamuoyunun baskısı kadın üzerinden olması da değil. Farklı amaçları var kamuoyunun. Sürekli işte iktidarı biraz daha sıkıştırmak. İşte nasıl olsa biz buradan bir yol bulduk, buradan yürüyelim. Ya bu işin iktidarı ve muhalefeti yok. Bu işin adaleti var. Kadir Şeker çıkmışsa Kadir Şekerlerin de adalet adına bence cezaevinden aynı Kadir Şeker gibi çıkarılması lazım ve madde ayırmaksızın. Nasıl Kadir Şeker'e bütün yargılamalar yolu açıldı, o zaman bugün adli mahkumlara da açılacak. Bakın biraz daha geriye gidelim Mehmet Bey. Biliyorsunuz ki Ergenekon sürecinden geçtik. Ergenekon diyorlar, geçmişte Deniz Geçmiş'te aynı mahkeme, aynı maddeden yargılandılar. Onlar yeniden yargılama yolu alıp tahliye edildi. Geçmiş dönem, şimdi yakın dönemde bu FETÖ'den şey biliyorsunuz askeri öğrenciler mesela tahliye edildi Yargıtay'da. Peki bu neden adli mahkumlara yer açılmıyor? Biraz daha geriye gidiyoruz. Bakıyoruz askeri öğrencileri muhalefet dile getirdi. Konuşuldu tabii ki bu. Bakıyorsunuz ki Ergenekon sürecinde bayağı bir konuşuldu. Peki bu neden adli mahkuma sağlanmıyor? Adaletse herkese adalet. Zengine de, fakire de, güçlüye de, güçsüze de adalet olursa o zaman adaleti konuşabiliriz. Evet, şu an yayınımıza çok sayıda mesaj geliyor. Twitter'dan, Facebook'taki canlı yayın paylaşımımızın altına mahkum yakınlarından çok sayıda mesajlar var. Özellikle bana yazanlar var. Aysun Hanım yazdı. Az önce sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili teferruatlı bir şekilde yazmış. Bütün bunları benim okumam mümkün değil. Bunları okumuş kabilesinde zaten çerçeve olarak hemen hemen hepsi birbirine benzeşen konular. Siz de örnekler verdiniz. Ben zaten bu yayını da yapma gerekçemiz bunların genelini bir şekilde, biz hiçbirisini ayrım yapmadan, yani özel olarak ben okumak istemiyorum çünkü vaktimiz de çok kısıtlı. Bizden sonra bir program daha var. O saatten çaldık biz. Şunu sorayım. Sizin bir imza kampanyanız var. Genel af çağrısı ve sicil affını da kapsayacak şekilde. Çünkü Türkiye'de hem cezaevlerinde 380 bine yakın kapalı cezaevinde mahkumlar var. Bir de 15 milyona yakın sicili bozuk insan var. 8 milyona yakın da açılmış dosya var, devam eden dava var ya da başlayacak olan soruşturma aşamasında dava var. Bunları topladığımızda 25 milyonluk bir kitle oluyor. Bu da ülke nüfusunun neredeyse üçte biri falan.
Adli konulardan sıkıntılı hüküm giymiş falan. Tabii bunların içinde gerçek suçlular var. Gerçekten cezalandırılması lazım. Bunlar çıkarsa ilk başta biz karşı çıkarız. Niye bu adamı saldınız deriz. İmza kampanyası nasıl gidiyor? Ne aşamada? İmzalar toplanınca ne yapacaksınız? Onu da anlatırsanız tekrar. Evet, buradan özellikle mahkum yakınları zaten konuyu biliyor ama bizim dışımızda ya da mahkumiyeti olmayan ailelere sesleniyorum. Bizler şöyle bir çalışma yaptık. Tabii ki toplumda infial yaratan suçlar var. İşte Müslüme bebeğe tecavüz gibi. Biz asla bunları hani vicdani mahkeme tarafından bunları reddediyoruz. Böyle bir şeyin olmamasını devletimizden de kamuoyundan da bu konuda olursa zaten tepkilerini göstermesini başta biz göstereceğimizi de buradan duyurmak isterim. Ancak şöyle var, şöyle konular var Mehmet Bey. Aynı maddeler içinde yargılananlar var. Yani adaletsiz bir şekilde cezaevinde olanlar var. Ki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde şu geçer. Bir kişi suçsuz yere cezaevinde ise yüzlerce kişinin aramızda gezmesi bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde geçer. Yani bunu öngörür. Dolayısıyla adaletsiz bir şekilde kimse cezaevinde yatmasın. Suçu varsa cezasını çeksin elbette ki ama çok ağır cezalar. Eskiden cezalara Mehmet Bey tek bir açıdan ceza veriliyordu. Şimdi birçok konudan ceza verildiği için insanlar cezaevine girip ne zaman çıkacaklarını bilmediği için ıslah da çok zorlaşıyor. Şimdi siz bir insanı çıkmaza sokarsanız o adamın ıslah yollarını kapatırsınız. Yani adam suç işlemişse şunu bilmesi lazım. Ya devlet bana bu yapmış olduğum suç karşılığında bir ceza verdi. Ben buradan çıktıktan sonra ıslah olacağım ve yatacağım süreci bu kadar. Ama şu an o kadar fazla zorlaşıldı ki cezaevine giren tabiri caizse tabutla, kefeniyle beraber çıkıyor. Bu çok acı. Oysa suç ceza oranını yani evet caydırıcı özelliği olması lazım ama en büyük özelliği de insan olduğumuz için ona ıslah edici olması lazım. Skalaya bakmak lazım eski tarihlerden. Islah eviydi. Cezaevi şimdi Ceza İnfaz Kurumu. Yani döner sermayeye döndü. Bunlar çok mümkün olmuyor. Bunların detaylarını daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Evet. Şimdi bu imza kampanyasını şu sebeple çıkardık. Şimdi görüyorsunuz kamuoyunun desteğini alan cezaevinden çıkıyor ya da zengin olan cezaevinde yatmıyor. Fakir olan, kendini savunamayan insanlar cezaevinde yatıyor. Biz bunların sesi olmaya karar verdik. Adil Yaşam Derneği masanın tam ortasında adaletin tecelli edebilmesi adına zenginin kendini savunulduğu değil de herkesin kendini savunabileceği bir ortam yaratmak için biz bir nefer olmak için bu ortaya çıktık. Baktık ki azli mahkumlar ve aileleri sesini duyuramıyor. Onların sesi olabilirim dedik. Sizin gibi değerli televizyon kanallarıyla, gazetelerle, işte milletvekillerimizin aracıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Neden bu hafta için 1 milyon imza kampanyası? Mehmet Bey 2018'de Sayın Devlet Bahçeli seçimlere 3 gün kala kader mahkumlarını affedeceğiz diyerek kader mahkumları ailelerinin oylarını almıştı. Hatta şunu bir realite olarak örnek vermek isterim. Silivri bölgesi muhalefetin yani oy oranının yüksek olduğu yerden Milliyetçi Hareket Partisi bir belediye başkanı çıkardı. Bunun da baksınlar. Biliyorsunuz ki cezaevlerinde tutuklu ve hükümözler oy kullanabiliyorlar. Sadece hükümlüler kullanamıyor. Birçoğu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına orada oy verdi ve oradan bir belediye başkanı çıkardı. Yani bir anlamda oy yani bizim duygularımızı alarak yani bize söz vererek oylarımızı almış oldular. Biz önümüzdeki de bir erken seçim ya da zamanında seçim zaten yaklaştı ya zamanında bile olsa aşağı yukarı bir senemiz kaldı. Biz artık seçimlerde kullanılmak istemiyoruz. Adalet adına bu işlerin olmasını istiyoruz. Ve biz sahada olduğumuzu Adalet Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na inşallah bunu kanıtlamak istiyoruz. 1 milyon alt imza bir kampanyası sadece mahkum ailelerin değil. Kamuoyunda bunu isteyen 18 yaşını doldurmuş herkes tarafından bu imzalanıyor. Adalet Bakanlığı'na şunu sunacağız. Diyeceğiz ki bakın bugün Anayasa Mahkemesi %52.1 43 bin dosyanın üzerinden hak ihlalleri var. Sizlerin bunları ele almanız için bir kamuoyu çalışmasına yapmanıza gerek yok. Bugün biz çalışma yaptık. Biz devletimize ve kamu yani kamu vicdanını rahatlatmak adına devletimize yardımcı olmak istiyoruz. Yani on binlerce liralık para harcayıp kamuoyu çalışması yapmaktansa bizlere size bir realite olarak önünüze getirdik. Çünkü bu formlarımızda biliyorsunuz ki telefon numaraları da var. Oradan bizzat arayıp siz af istiyor musunuz? Hangi sebeplerle istiyor musunuz? Dediklerinde bizim arkadaşlarımız çünkü bu imzaları böyle alıyorlar. Hani kafadan yazmıyorlar bunları. Dolayısıyla bu aradıklarında bir kamuoyu çalışması olmuş olacak. Bu bugün 1 milyon az bir sayı değil. İnşallah bunu Adalet Bakanlığı'nı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne koyduğumuzda diyeceğiz ki biz seçimlerden önce adli mahkuma bir af istiyoruz diyerek bunu ortaya koymak istiyoruz. Bu sebeple ortaya çıktık. Adli mahkumu ve ailesinin sesi olabilmek adına. İnşallah 2022'nin adalet adına
kamu vicdanı adına, toplumsal barış adına ve geçmişteki FETÖ'cü, FETÖ'nün açmış olduğu hakim savcıların, ki kolluk kuvvetlerinin açmış olduğu yaranın, şu anki yeni dönemde tecrübesiz hakim savcıların vermiş olduğu yanlış kararların ortadan kaldırabilmesi adına nasıl Diyarbakır HDP binası önündeki annelerin hatırlarına evlatları affediliyorsa, adli mahkumun annelerinin de anneleri olduğunu, işte bayram arifesindeyiz, bu güzel günlerin hatırlarına inşallah devletimizden bir babalık yapmasını, bir analık yapmasını devletimizden talep ediyoruz. Ve bunu da bir realite olarak ortaya koyarak adalet adına, toplumsal barış adına af imza kampanyasını başlattık. 2022 yılında bir af olup onların da evlerine bayrak gelmesi adına böyle bir çalışma yapıyoruz. İnşallah başarılı olacağını düşünüyoruz. Şimdi ben son iki aydır yoğun bir şekilde sıkça sizinle de ya da bu konunun içindeki diğer kişilerle yayınlar yapıyorum. Bu yayınlar sosyal medyamda da paylaşımlar yapıyorum. Evet. Bu nedenle ben son günlerde şöyle bir eleştiri alıyorum. Hayırdır, sen de mi mahkumsun ya da senin de bir cezan mı var? Niye bu kadar bu işin üstüne düşüyorsun falan gibi diyen dostlar var. Benim hiçbir mahkumiyetim yok. Hiçbir yakınımın da bir mahkumiyeti yok. Allah göstermesin, Allah kimseye de vermesin. Olursa da zaten herkes potansiyel bir mahkum adayı bu ülkede. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Çünkü bir saat sonra ne olacağının hiçbir garantisi yok. Trafikte birisiyle kavga edebilirsiniz falan. Ben bu olayı tamamen vicdani olarak yaklaşıyorum. Ve bu kitlenin gerçekten hikayeleri dinlediğinizde, sizin az önce örneklerini anlattığınız bazı hikayeler var. Yani Kadir Şeker'in nice Kadir Şeker'ler olduğunu ben görüyorum, dinliyorum. Haliyle insan olarak etkileniyorsun ama biz aynı zamanda yayıncıyız. Keşke yani toplumun bakışı biraz farklı olsa bu konulara, böyle genelleme değil. Zaten o suç işlemiş, cezasını çeksin. Eyvallah, işlemişse çeksin de. Ya ben de bu yayınlar nedeniyle böyle bir eleştiri almaya başladım. Hiç önemli değil. Gerçekten hani ben vicdani olarak bakıyorum olaya. Yani sizde bir şu an bir mahkumunuz falan yok sizin, bu mücadeleyi veriyorsunuz. Değil mi? Ya, değil. Benim abim çıktı hamdolsun. Ben 20 yıl abim cezaevinde yatmıştı. Evet, şu an bir mahkumum yok ama Mehmet Bey şöyle söyleyeyim. Bu toplumda hep böyledir aslında. Hep bir şeyler yaparken acaba bunun karşılığında bir şey mi istiyorsunuz derler. Oysa en güzel karşılık yapılan bir hayırlı bir duadır. Bugün de arife günü. Ben o eleştiri yapanlara diyorum ki bu bizim duamız olsun. Allah sizden de ekibinizden de razı olsun. Nasıl şu an Arafat'ta dua ediliyor. Bugün biliyorsunuz hac döneminde. İnsanlar yani arefe günü bugün. Bugün yapılan duaların, hayırlı duaların geri çevrilmeyeceği söylüyor. Ben de diyorum ki o zaman o eleştirilenlere mutlaka olacaktır. Yani Hazreti Musa denizin üzerinde yürüdüğünde ona büyücü dediler. Her bir şekilde eleştirilebiliyorsunuz. Ama bizlerin de en azından demin bahsettiğiniz ülkenin üçte biri bu işlerden mağdur ediliyor. Yani eğer sonuca bağlanırsa biz aynı zamanda devletimize de yardımcı oluruz ve kamu vicdanına sesleniyoruz. Ben de diyorum ki bütün mahkum aileleri adına onların hayırlı duaları inşallah sizin arkanızda olsun. Sizin gibi televizyoncular ve sizin gibi kanallar çoğalsın ki insanlar başlarına gelmeden bu işleri bilsinler. Ama hep diyoruz, her özgür birey bir mahkum adayıdır. Empati yapma yeteneği olmayan ya da empati yapamayanlar bu işleri anlamazsa, bence sizin çok yüksek bir empati gönüllülüğünüz var. O yüzden sizi anlamaları bence biraz daha sizi dinleyerek olabilir. Dinlemeden, anlamadan kimse bizi anlayamaz ve sizi anlayamazlar. Ben zaten olaya duygusal bakmıyorum. Yani tartarak, biçerek bakıyorum. Ama bazen dinlediğiniz hikayeler vicdanen sizi rahatsız ediyor. Gerçekten insanın ruh halini bozacak hikayeler var. Ben geçen gün Burçin Hanım'la da, psikolog Burçin Hanım'la da yaptığımız yayında bahsettim. İnsanın ruh halini çökertecek hikayeler var ki bu hikayeleri yaşayanların ruh halini düşünemiyorum bile ben. Yani biz dinlediğimizde ruh hali çöküyorsa insanın, bunu yaşayanlar ne yaşıyordur onu sorgulamak lazım. Şimdi bunun üzerine ben şunu da sorayım. Siz mahkum ailesiydiniz geçmişte. Abiniz cezaevindeydi. Evet. Bir ailenin mahkumu varsa cezaevinde, o ailede bayramlar nasıl yaşanır? Bunu sorayım. Mehmet Bey şöyle söyleyeyim. Hani bir türkü vardır. Bayram gelmiş neyime, anam anam garibam diye. Evet. İnanın biz 20 yıl evimize bir bayram, yani mesela hep şey derler ya, eski bayramlar kalmadı. Biz o eski bayramları da görmedik. Ya tam 20 sene. Biz hiç, yani şöyle söyleyeyim, mesela sabah kalkıyorsunuz. Zaten genelde eskiden tabii bayram sıralarında görüşer. Şimdi biraz daha eski tarihleri aldı. Şimdi düşünsenize, insanlar geliyor. Herkes size o cezaevindeki mahkumunuz, yakınınızı soruyor. O psikolojiden çıkamıyorsunuz Mehmet Bey. Yani acaba şu an ne yapıyor?
Onlar nasıl bayramlaşıyor? O psikolojiyle o bayramı geçiremiyorsunuz. Çok zor. Yani diyor yani bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yani bayram gelmiyor öyle söyleyeyim. Yani bizim evlerimize bayram gelmiyor. Bizim bayramımız ne zaman ki mahkum evine gelecek, o aileler sarılacak, anneler babalar birbirlerine kavuşacak, o zaman bayram gelecek. Dolayısıyla bayram gelmiş neyime, anam anam garibem türküsünü de ben buradan bütün mahkum ailelerine ve mahkumlara armağan edeyim. Çünkü gerçekten bu aileler bayram yaşamıyor Mehmet Bey. Çok zor. Peki bayramda açık görüş var. 11 Temmuz'da 15 Temmuz arasında galiba. Bu açık görüşle ilgili Adalet Bakanı'nın yayınladığı genelgeden sonra şöyle tepkiler geldi. Bir saatten az, 3 saatten fazla olmamak şartıyla falan diye bir genelgede ifade var. Ama mahkum yakınları ne bir saati, biz 45 dakika bile görüşemiyoruz gibi. Evet. Ya bu görüşlerde yaşanan sorunlar nelerdir ki bu bayramdaki görüşte bunlar yaşanmasın, aynı sorunlar yaşanmasın, aynı sıkıntılar yaşanmasın diye insanlar mahkumlarıyla doya doya hasret gidersin diye. Sizin gözlemleriniz, size ulaşan sıkıntılar ve o sıkıntılara dair Adalet Bakanlığı'nın ya da cezaevlerinin alması gereken tedbirler neler olmalı? O konudaki düşüncelerinizi alayım. Şöyle söyleyeyim, biz bir önceki bayramda biliyorsun pandemi sürecinden geçtik. Uzun bir süre açık görüş yapamadılar mahkum yakınları. Bu bir önceki bayramda yani Ramazan bayramında kısıtlamalar vardı görüşlerle alakalı. Şimdi biraz daha arttırdılar. Üçüncü derecede aileler de görebiliyor. Şimdi o normalde maalesef Ceza Tekvirleri Müdürlüğü hep böyle prosedürü yazıyor ama uygulamalarda yani realiteye geçtiğinde böyle olmuyor. 45 dakikadan bile daha az. Çünkü aramalar çok yoğun Mehmet Bey. Yani pandemi şartlarından dolayı şimdi pandemi bitti diyorlar. Omikron var, şey var. Cezaevlerinde bu şartlar hala devam ediyor. Siz daha aramalara giderken zaten süreniz başlıyor. Bir gidiyorsunuz. Yarım saat çoğu aile mesela 20-25 dakika bile görüştükleri oluyor. Bu yoğunluktan sebep. Yani eğer o amaçladıkları sayıya ulaştırırsalar cezaevlerine herkes zamanında ve saatine uyarınca görür. Şimdi düşünsenize cezaevinde bir koğuşta 10 kişilik koğuşta 50 kişi var. O gardiyanların onu aramaları, X-ray'den geçmeleri çok ciddi şeyler alıyor. Ceza Tekvirleri Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı buna bence bir çözüm bulamaz. Çünkü cezaevinin yoğunluğu çok fazla. Yani bu kendileri ortaya koymuyor ama çok fazla. Bunun tek sorunu bu. Yani yoğunluğu azaltmadan bu sorunun önüne geçemez. Mahkum aileleri de dolayısıyla bunlardan çok sıkıntı yaşıyorlar. Düşünsenize şehir dışından giden insanlar var. İstanbul'da mahkumu. Adam İzmir'den geliyor aile, anne baba. Zaten o yol yorgunluğu var. İçeriye bir giriyor. Yarım saat görüyor. Bu bir hak kayboluyor. Yarım saat içinde ne konuşulabilir ki? Bir de zaten gardiyanlar, infaz koruma memurları başınızda. Ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Yüksek ses zaten kalabalık. Yani o yüzden çok büyük bir mağduriyet var. Yani bunun yani meselenin çözümü kesinlikle önce bir af gelecek geçmişin tamamlanması için sonra cezaevlerinin gerçekten amaçlanan sayıya düşürülmesi lazım. Yoksa bunların önüne geçemezler Mehmet Bey. Maalesef. Evet. Kimse de ıslah olmaz. Biz boşu boşuna cezaevlerinde tutmuş oluruz insanları. Kesinlikle. Cezaevlerinde en büyük mağduriyetlerden birisi de bu işin ekonomik kısmı. Ben her yayında söylemeye çalışıyorum. Aslında belki birisini mahkum ettik biz ama ondan daha büyük cezayı biz onun dışarıda kalan eşine, annesine, ailesine sanki ceza kesilmiş gibi. Çünkü o insanlar hele hele günümüzdeki ekonomik koşullarda cezaevindeki mahkumuna para yetiştirmeye çalışıyor. Aylık 4-5 bin lira. Cezaevinin elektrik parasını ödüyor, su parasını ödüyor. Ben bunları bilmiyordum. Cezaevinde elektrik, su parasını devlet ödüyordur diye düşünüyordum. Meğer öyle değilmiş. Mahkumlar ödüyormuş. Şey de var Mehmet Bey. Tabii ki o da var. Bir de cezaevinden tahliye eden kişi olan kişiye bir de iaşe bedeli olarak yemek parası gönderiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yemekler zaten kötü. Yemediği yemeği bir de tahsil etmeye çalışıyor devlet şu an. Bu uygulamayla ilgili de bir çalışmamız var. Adamın zaten yani 10 yıl cezaevinde yatmış. İşi gücü yok. Sicilinden dolayı işe giremiyor. Bir de devlet diyor ki sen bu yediğin yemeğin parasını ödeyeceksin. Eskiden hani fakirlik kağıdı alarak durumu iyi olmayanlar bunu ödeyemeyebiliyordu. Ama şimdi ortadan kaldırıp tamamını icraya gidebilecek şekilde ödetmeye çalışıyorlar. Bu yanlışın da inşallah ortadan kaldırılması için de bir çalışmamız var. Sizin gibi televizyon kanalı aracılığıyla bunu duyurmuş olalım. Sadece mahkumların tahliyesi ya da bir af, genel af falan bu da çözüm değil. Köklü sizin bahsettiğiniz gibi bu sistemin komple bir masaya yatırılıp yeni baştan infaz sisteminin de, infaz kurumlarının da, cezaların da hepsinin sil baştan ele alınması gerekiyor gibi bir. Çünkü kaosa doğru gidiyor benim görebildiğim kadarıyla. Maalesef Mehmet Bey.
Peki Haluk Başkan, süremizin sonuna geldik. Son olarak neler söylersiniz? Yarın da bayram. Adil Yaşam Derneği gönüllülerine, cezaevindeki mahkumlara, mahkum yakınlarına, temasta bulunduğunuz kişilere ve konuştuğumuz konularla ilgili genel olarak bir son değerlendirmenizi alayım. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Cezaevlerinden dinleyen kardeşlerim, Allah sizlere sabır versin. Ben her zaman örnek veriyorum ailelere. Arkadaşlar, yani biz hani bir söz vardır. İmamla giden gelmez ama askerle giden geri gelir diye. Çok şükür sevdiklerimiz toprak üstünde. Bu da bir imtihan. Ya da bir şu an bağlı bulunduğumuz platformdaki arkadaşlarımızla bir yoğun bakımın önünde de tanışıyor olabilirdik. Ama kader bizi burada tanıştırdı, cezaevi kapısında. O yüzden diyorum ki bu tarihte Hazreti Yusuf da, Bediüzzaman Said Nursi de, yakın bir dönemde Cumhurbaşkanımız da, milletvekilleri de bu imtihanlardan geçti. Arkadaşlar, bunlar geçecek. 20 yıllık cezaevi kapısında büyüyen bir kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. İnanın, ümit etmek Allah'tan, ümidini kesmek şeytanlandır. Biz iman etmiş, kadere iman etmiş insanlarız. O yüzden biraz daha sabırlı olalım. Evet, bu bayram belki gelmediler ama inşallah 2022'de bir av senesi olacak. Ve bunlar için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sadece sabırlı olun. Sizin psikolojinizi korumanız lazım ki cezaevinden çıkanlar sizden umut dolu olsunlar. Eğer siz de kötü bir durumda olursanız onlar hayata tutunamazlar. O yüzden biraz daha sabırlı olun. Bizler sizin için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah onlar çıkacaklar ve orası bir imtihan. Medresiye, Yusufiye ve zamanı dediği gibi. İnşallah ona çevirsinler. Bizler de aileler olarak güzel mücadele vereceğiz. Ama ümidimizi kesmeden inşallah onları oradan alacağız. Bu ailelere mesajımdı. Bayramını kutluyorum hepsini. Allah bir sonraki bayramda aileleri geçirmesini ümit ediyorum ve duam odur. Ve izleyenlere, bizim dışımızdaki izleyenlere diyorum ki, bakın, şu an ülkemizde 10 milyona yakın mülteci var ve bunlar kendi ülkelerinde genel affa uğramış insanlar. Yani cinsel, uyuşturucu, toplumda infial yaratacak suçlardan bile ülkemizdeler. Nasıl biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunlara kucak açtıysak, sizlerden rica ediyorum, kendi öz vatandaşınız, bugün savaş çıksa emin olun şu an cezaevindeki insanların ve aileleri bu savaşa, ülkemizi korumak amaçlı girecek. Sizlerden rica ediyorum, nasıl bu mültecilere bir şans tanıyıp ülkemizi aldıysak devlet politikasıyla ve bizler de bunlara itiraz etmiyorsak, ekmeğimizi aşımızı paylaştıysak, bir imkan verin kader mahkumlarına da bu bayram arefesinde bir yani toplumda bunu itiraz haline getirmeyin. Bakın, Kadir Şeker'e destek verdiniz, o ailesine kavuştu. Kadir Şeker gibi binlerce insan var. Anayasa Mahkemesi adil yargılamadaki hak ihlallerini ortaya koydu. FETÖ sürecinden geçtik. Tecrübesi hakim savcılar. Bir toplumun artık barışması lazım. Bu talimatın ortadan kaldırması için sizler de bize destek olun. Mültecilere sahip çıktığımız gibi kendi öz vatandaşımıza sahip çıkalım. Onları da ailelerine kavuşturalım. Söz veriyoruz, onlar izindeki mahkumlar nasıl suça karışmadıysa kapalı cezaevindekiler de inşallah karışmayacak. Sizlerden de destek veriyorum. Mehmet Bey, size ve ekibinize de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. Allah sizlere de hem dünyada hem ahirette iki cihanda barış, sulh ve af nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Haluk Başkan. Ben de sizlere iyi bayramlar diliyorum ve son temennilerinizi, dileklerinin hepsini ben de katılıyorum. İnşallah bir sonraki bayramda herkes sevdiklerine kavuşmuş olur. Bu bayram belki olmadı ama bir sonraki bayramda herkes sevdikleriyle beraber olur. Ben de sizin şahsınızda tüm mahkumların ve mahkum yakınlarının da ekibimiz adına TV'den olarak bayramlarını tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Hayır. Evet değerli izleyiciler, bugün Güne Bakış'ta konuğum Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu'ydu. Kadir Şeker'in tahliyesini, bir genel af beklentisi var. Buna dair yürütülen bir imza kampanyası var. Bu imza kampanyasını ve cezaevlerinin durumunu son kısımda da açık görüşlerde yaşanan sıkıntıları konuşmaya çalıştık. Pazartesi günü Güne Bakış'ta tekrar buluşuncaya dek ben de tüm izleyicilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Pazartesi Güne Bakış'ta tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.